telefonu ya. Evet, böyle bir şarkıyla giriş yapayım. Gora'yı zaten hatırlayanınız vardır. Türkiye'nin en dansçı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir konuğum var. Biliyoruz, az çok anlamışsınızdır kim olduğunu. Gelince üf, izlenmeler tavan yapacak. Gelsin, yansın izlenmeler. O zaman çağırıyorum. Türkiye'nin en dansçı kadını, en kadını Nazlı Akçay'ı davet ediyorum. Kendisi ablam olur. Buyurun. Etkileşim de İzlenmeler artıyor, görüyorum şu anda oradaydı. Alta bıraktım Instagram'ını, takip edebilirsiniz. Starbucks'tan entegre almışız. Ne yapalım işte, karantinadayız. Öyle. İyi geldi mi karantina sana? Dur. Evde oturuyoruz. Hayır, ben karantinadan çıkmak için gelmedim. Çünkü ben boğa burcuyum, ne sürekli uyumak istiyorum. Evet, bugün neden bahsedeceğiz? Neden bahsedeceğimize dair en ufak bir bilgim var mı? Aklıma geldikçe gülüyorum. Evet, bugün yaklaşık hani 18-19 yıl beraberiz. Ben doğduğumdan beri beraberiz. Çünkü olamayız öncesinde zaten. Bugüne kadar yaşadığımız... Evet. Şu an buraya şey koyduk, o Texas'ta çalı geçiyor ya. Yok, ben bir şey yapmadım. Lan soktu bana çünkü. İzlenmeler atıyor, lan sokmaya devam. Tamam. Bugün çocukluğumuzda hala yaptığımız böyle saçma komik anılarımızı sizinle paylaşacağız. Benim çok güldüklerim var. Burada kahkaha atacağımı biliyorum. Ama genelde onunla ilgili o bu komik anılar. Yani en çok onun yaptığı şeyler şu an aklımızda. Çünkü çok komikti. Çünkü o bebekti, ben çocuk. Kurban ben seçimdim. Yapacak bir şey. Tamam, o zaman başlayalım. Sen ilk neyi anlatmak istersin? Bir çok var çünkü. Bir şey anlatmak istemiyorum ama. Düşüneyim. Ne anlatabilirim? Bir başlangıç için öyle. Sakin bir şeyle başlamak istiyorum ama. Hangisini anlatsam acaba? Benim çok güldüğüm bir şey de anlatabilirsin. Hayır, yani şu an ne olduğunu biliyorsun. Evet, ama vallahi aklıma geldi şu anda. Şöyle hatırlatayım sana. Yatak düşün. Ama o çok komik değil bence. Ama çok duruyor yani. O kadar da komik değil bence. Ama şöyle. Şimdi evde çok küçük. Yani daha başlamadan bu kadar çok gülersen anlatamam. Ben 10 yaşındayım. Efe 5 yaşında. Evdeyiz. Ondan sonra. Yani Efe daha çok küçük olduğu için işte ben bakıyorum. Sözde ablalık yapıyorum evde. Ama 10 yaşında birinden ne kadar abla olur onu da bilmiyorum. Neyse. Böyle annemlerin odasında hep böyle oyun falan oynardık. Ondan sonra bir gün bizim yani annemlerin yatağının üstünde benim küçüklük battaniyem var, bebeklik. Aynısını Efe'ye de kullandık. Ondan sonra neyse onun üstünde böyle oynarken Efe yataktan indi. Ben de Efe'yi korkutmak istedim. Çocuk haklı işte. Üstüne battaniyeyi geçirdim. Yatağın üstünde bir adım attım, iki adım attım, üçüncüsünde yere düşmüştüm ama yani bence o kadar da komik değil, şu an niye bu kadar gülüyorsun diye. Ben bu hikayeye bayılıyorum çünkü. Düşündüğümde değişik bir pozisyon dedim yani. Benim şey fotoğrafımı hatırlıyor musun? Bak onu şurada bir yere koydum şu an. Bu Kuzey Güney filmdeki Kuzey'in bakışım. Hani Cembe'yle gördüm ne hayal et Kuzey'i. Aynı pozu vermişim. Birebir yan yana koyacağım hatta. Şurada koydum şu an. Aynı pozu vermişim. Hani aynı pozu vermişim ama şey hani bu kadar dertli ne yaşamış olabilirim? 8 yaşındayım, anladın mı? Ne yaşadım bu kadar dert edilebilecek? Böyle bakıyorum. Telefi böyle bir tane çiçek bir de çikolata koysam tam aynı sahneyim yani. Ve sanırım ilkokuldu ya da anaokuldu. Anaokul olabilir. Çok büyük ihtimalle anaokuldu. Çünkü ben takım elbise giydiğim ilk okulda hatırlamıyorum. Giyiyor muydu? Bilmiyormuş. Bilmiyormuş. Allah'ım. Şimdi şeyi soracağım. Neyi soracağım? Şeyle, rejiyle alakalı. Haber almak. Bu arada reji anne. Prodüksiyon zayıf. Paramız yok. O yüzden... Aslında bir ekip kurmak için yeterince kalabalık bir aileyiz. Bundan önce 6 kişiydik evde.
Bir eğlendi. Adadan birini eledik. O yeday. O yeday eledim. Sonra 5 kişi kaldı. Şu an 5 kişiyiz. Ben diğer hafta... Diğer hafta ablamı yazıyorum. Bilgisi olsun. Hani Mert'e bilgim olmadan beni yazdılar. Ya böyle bir şey mi var ya? Bilgim olmadan beni yazdılar. Hemen söylüyorlar. Alo abi seni yazıyordum bu hafta. Haberin olsun. Gidersen üzülme. Böyle bir şey mi var ya? Sürekli Survivor izliyoruz. Yani şu an özellikle televizyonda başka bir şey olmadığı için internet dışında Survivor artık gündemimizde. Instagram postları Survivor'da olmuş zaten. Benim var sonra söyleyeceğim. Ben ikisinin arasında gidip geliyorum. Cemalcan'la Ardan. Ardan. Ardan neden? Ardan olsun istedim. Cemalcan'ı biliyorum çünkü. Halktan biri olduğu için. Aha. Adana'da olduğu için tabii ki de. Reis. Of course. Ardan. Abi, ama aşırı içten geliyor bana. Aşırı içten geliyor. Cemalcan da çok daha benim kadar duygusal gerçekten. Aynı olabilirsiniz. Hani öksürsem ağlarım falan yani. O yüzden Cemalcan da olsun istiyorum. Yani şey yarışamayan biri de değil bence. Tabii yarışıyor da. Kesinlikle. Ama yani ilk üçe sokacak olursam birinci sırada bence Ardahan olsun istiyorum. Hı-hı. Gerçekten. Hak ettiğini düşündüğüm için. İkinci sırada bence Berkan. Berkay mı Berkan mı? Berkan. Berkan. Benim Berkan. Ben onu destekliyorum bu arada. İkinci şeyde Berkan olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü de Cemalcan. Hiçbiri olmaması. Hiçbiri olmasa Cemalcan olsun. Yani şu an Survivor Panorama için düşünce böyle şeyler konuşuyoruz. Yok. Survivor Panorama. Sercan yine birine yürüdü falan. Davayca Sercan'ı durumdan yapma. Finalde Sercan acına yürüdü diyor. Artık kimse olmaz. Acun'u biliyor değil mi? Acun abi. Dikkat et. Acun bir de siyah giyiyor ya. Zayıf, siyah giyen adamlar. Gözüküyor. Hayır, zayıf gözüküyor. Yani bir göz, inceden gözü kayabilir. O öyle deme. Acun baba Survivor. Beni aldı. Başvuru yapacağım. Evet. Evet. Programımız kaldığımız yerlerde devam ediyoruz. Hani ufak bir reklam girdi. Ufak bir reklam. Buraya şey satın alacağız. Ne satın alacağız? Ben de bilmiyorum. Şimdi o zaman başka bir soru sorayım. Güzel bir anım var okulda ilgili. Buna sadece ben değil bir şeyler olarak çok gülüyoruz. Bunun sanırım ortaokul ya da ilkokul olması İlkokul lazım. İlkokul zamanıdır da. İlk, tebeşirle olan güzel bir anın var senin bu anıya. Bence bunu bu arada bence herkes yaşamıştır. Ben yaşamadım. Mutlaka yaşam yani şöyle, bunu tebeşirle yaşamak zorunda değilsiniz ama herhangi bir şeyle, o çocukluk aklıyla anlık bir algı dağılıyor mesela. Farklı bir şey düşünürken bir anda başka, ya da şöyle söyleyeyim, şu şey muhabbeti var ya şu. Ne, bir dakika yapamadım. Şu var ya, bir şey yaparken bir şey farklı yapma. Ya? Nasıl yapıyorsun abi onu? Bunu böyle yapıyorsun, bunu sürüyorsun. Bak sürekli şey oluyor bende. Normalde böyle yapmam gerekiyor. Birini başlatman ya. Lazım. İkisi aynı anda yapamazsın. Son böyle oluyor. Birine başlıyorsun. Sonra King Kong'a dönüşüyorsun. Bir de belli bir ritim var. Neyse bunu geç. Tamam. Aynı anda bir şeyi bazen karıştırırsın. Aynı şunun gibi işte. İkisini de vurmak gibi. Öyle oluyor bir yerden sonra. İlkokulda işte beslenme çantasıyla falan gidiyorduk. Herkesin bildiği gibi yani. Ondan sonra neyse ben beslenme çantamdan işte öğünümün bir tanesi çıkarttım. Yiyorum. Ondan sonra tahtada da o sıra küçüğüm işte böyle hiç yazıyorum çiziyorum falan elimde tebeşir var. Aradan böyle bir iki dakika geçti. Ağzıma acı bir tat geldi. Meğer elimdeki muzu tahtaya sürmüşüm. Tebeşir de yemişim. Yani yemişim derken ağzıma götürmüşüm yani. Bilinçsizce. Çünkü bunu bilerek yapmazsın. Eğer gerizekalı değilsen yapmazsın. Anne artık böyle gülme. Annem de Rejinde gülüyor bunda. Katılıyor şu anda. Çok komik bir şeymiş gibi. Yani dedim ben kendi anlamda çok fazla bilmiyorum. Çünkü komik değil bence bunlar. Hayatım bize yaşattığı şeyler. Ha evet. Şimdi annemin, asıl annemin çok güldüğü bir tane. Bunu anlatmam lazım. Olay şu. 6 ya da 7 yaşında falanım. 1. sınıfa daha yeni başlamışım ve hayır pardon özür dilerim. 5-6 yaşındayım. Daha ilkokula bile başlamadım. Ben bu hikayeyi bilmiyorum bu arada. Ay biliyorsun. 5-6 yaşındayım. Evet, daha okula bile gitmiyorum. Annem de işte evde falan. Ve doğal olarak babam da çalıştığı için. Annem hem benimle ilgilenmekten, hem de evin işte Efe'nin, Efe'ye bakmaktan, evin işleriyle ilgilenmekten. Bazen bakkala gidecek.
vakti olmuyordu. Ben de artık biraz böyle yaşım gelmek üzere olduğu için biraz öğreneyim diye beni... Hikayenin devamı aklıma geldi şu an. Bunu çok iyi dinleyin. Öğreneyim diye hani beni dedi, şimdi sana seni bakkala göndereceğim dedi anne. Elinde bir tane, o zaman annem LM içiyordu. Paketi eğer aklınıza geldiyse. Ya reklam alma. LM paketini verdi bana. Bir de üstüne para verdi. Dedi ki, bunu alacaksın, bakkal amcaya vereceksin. O sana bu sigaranın aynısından verecek. Para üstüne alacaksın, geleceksin. Ama dışarı çıktığında ben seni zaten izliyor olacağım. Karşı kaldırıma geçeceksin. Şöyle şöyle yapacaksın diye anlattı. Sonra ben çıktım apartmandan dışarı. Bizim evimizde yani bodrum kat tam demeyeyim de aşağı zemin kattaydı. Tam böyle kaldırım hizasına karşıyı görebiliyorsunuz ama çok kısa bir mesafe, belli bir yerden sonra görüş mesafem gidiyor. Ben tam karşı kaldırıma geçtim. Ben dedi ki tamam kızım şimdi sana söylediklerimi unutma. Kaldırımdan yürü. Kaldırımdan inme ama dedi. Sonra bakkala gir al ve dön dedi. Ben buradayım bekliyorum seni dedi. Kaldırımda yürüdüm. Sonra kaldırım bitti. Yani iki adım aşağı inip karşıya geçip bakkala girmem lazım. Ama annemin son söylediği şey kaldırımdan inme. Ben dedim ki geri döneyim de hani anneme sorayım. Çok zor tuttum kendimi uzmana kadar. Sonra ben kaldırımdan geri evin oraya doğru döndüm. Annem de ağladım falan böyle sevinçle beni bekliyordu. Ben de dedim ki anne aslında da kaldırım bitti iyiyim mi dedim. Annem dedi ki gözümü oydum. Neydi ya birazcık argo hiç söylemedim. Burayı bir pizzem sen söyle ben duymak istiyorum şu an bunu. Gerizekalı mısın gel ben alırım dedi. Siz büyük diye dediniz. Ondan sonra direkt eve girdim ve bir daha uzun bir süre baktım. Ne var 7 yaşında bir daha çıktım bu sefer de horoz kovaladı. Ben benim şey suçum abi. Niye sesinin başına geliyor? Hani çok saçma. Gerçekten çocuk aklı her şeyi yapabilecek bir akıl yani. Gerçekten her şeyi yapabiliriz. Çünkü hayal gücün çok geniş ama kaldırımdan inemem. Büyük bir hayal gücü. Ne kaldırımdan çarşında. Ne var şimdi? 5-6 yaşında çocuğa versen eline para. Hayatında hiç dışarı çıkmamış. Yani ne yapması gerektiğini bilmiyor ve büyüğün yani günlerdir aynı evde yaşadığın annen sana kızdığı zaman ne kadar ciddi olduğunu anlayabiliyorsun. Doğal olarak hiç dışarı çıkmadığın için kaldırımdan inmenin kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Çünkü sen diyor ki kaldırımdan sakın inme. Ben de herhalde diyor yerde lav var. İnersem eleyeceğim. Ne bileyim ben. Bir şey diyeceğim. Reji niye kızına gülüyorsun? Ayıp değil mi? Ben hadi ben gidiyorum. Ne yapayım abi? Çocuk aklıyla kaldırımdan inmek şey yani korkunç bir şey gibi yani. Ben dönüp tabii izin alayım dedim. Sonuçta bence iyi bir şey. Yani. Hayır. İyi bir şey çünkü soruyorum. Diyorum uykum geldi. Uyuyacağız birazdan gece 3. Hani bir şeyleri sıçrana dönüşüyoruz. Sabahtan böyle oluyoruz. Buradan da Ali için bir mesaj çantama yapabilir olabilirsiniz. Selam götürüyorum onları. Severek izliyoruz abi. Aboneyim bu. Sen de aboneyim. O zaman bir one base veririz onlar için. One base! Öncesinde çok farklı bir tarz yapıyordun. İlk şu an ders verdiğin dışında bir ders veriyordun. Sonrasında gerçekten esas tarzına geçtin. Bu bence senin için de öğrenci olarak sana gelen insanlar için de çok tatlı, çok güzel bir durum oldu. Çünkü gerçekten istediğini şu an verebiliyorsun. Yani biz zaten beraber verdiğimiz için derse ben asistan olarak giriyorum. Buraya bez kapıda yapacağım bir böyle. Kalk koydum şimdi. Sevgim bu kadar. Anlık seviyorum. Hani çok daha verimli olduğunu ve bunu 2 hafta şu an çıkardık. Korona sebebiyle kapalı garajda ağlıyorum şu an. Şimdi ağlım bir bekti koyacağım. Ah yalan dünya. Güzel. Güzel. Çok daha verimli geçtiğini gördüm. 2 haftada bu gerçekten çok belli etti. İleride peki gerçekten bambaşka böyle tarzlarla ders vermeyi planlıyor musun? Yani ben az çok biliyorum ne planlıyorum ama dersine belki izleyip buradan izleyip seni hani gelecek olan olabilir veya şu anki öğrencilerin ileride nasıl devam edeceğiz az çok bir fikir sahibi olmak için
Hani yani benim aslında derler. Belirli bir tarzım yok yani işte sadece hip hop yapıyorum, sadece dancehall yapıyorum ya da sadece leggings bir şey yapıyorum ya da high heels yapıyorum gibi bir tarzım yok. Ben daha çok kendimi şöyle tarif edebilirim. Groove odaklı yani groove dediğimiz şey bir grubu iki, var, iki var hareketi ya. Birbirine bağlayan ve ak yani vücudun aktığı genel olarak ve bağlantı diyebiliriz birazcık da yani bir hareketi diğer hareketle bağlayan ve aslında dans ettiğini gösteren şey gurudur. Yani bütün hareketlerin duygusunu da gösteren şey o. Çünkü bir hareket gerçekten sertse onun grubu da odur yani. Pop yapıyorsan, saplıyorsan onun grubu odur ya da daha akan bir şeyse, daha hani bunun üzerinde duruyorsan, daha böyle slow bir şeyse yine de onun grubu odur. Doğal olarak benim tek bir tarzım yok. Bu benim sinirimi bozuyor bu arada. Bir insan çok fazla yani tek bir tarzım yok derken yani belirli bir tarzım yok. Çok fazla şey barındırabiliyorum içinde. Yani biraz araştırmaya çalışıyorum yani izlediğim, takip ettiğim dansçılardan aldığım ilhamlarla ki birçoğunun freestyle'de ya da koreografisinde kullandığım çok beğendiğim bir hareket varsa eğer onun vücudunda önce deneyip onun yaptığı gibi daha sonra bunu kendime göre uyarlayıp varyasyonlaştırıp Varyasyon. Kolonya. Korona. Koronalar da ondan. Varyasyonlaştırıp kendime göre uyarlıyorum. Daha sonra bunu daha da çok hani kendimce geliştirmeye çalışıyorum. Daha sonra zamanla. Kafamı oraya dağıttım bir şey yok. Ölmedi. Ondan sonra bunu işte kendimce, bazen kendi kendime çıkarttığım freestyle yaparken kendi kendime çıkarttığım hareketler de olabiliyor bunlar. Sonra zamanla oturtuyorum ve bunu koreografi haline getiriyorum birçok öğrendiğim şeyi. Daha sonra bunu benden eğitim almak isteyen diğer dans eder birçok genç kitleyle paylaşmaya çalışıyorum. Çok uzun süre asistanlık yaptım. Evet, çok uzun süre ve o zaman da aslında baş asistan gibi bir şeydim ve her şeye el atıyordum. Birine yardım etmek olsun, warm up vermek olsun ki warm up sadece ben veriyordum ve 3 ders arka arkaya oluyordu ve o 3 dersin 3'ünün warm up'ını da ben veriyordum. Warm up verdim vesaire. Şimdi doğru dürüst inşallah eğer bu korona geçerse ve garaj dans tekrardan açılırsa. Garaj dansa da buradan abone olun, Instagram hesabını aşağıya bırakıyorum. Garaj dans yeniden ki açılacak eminiz. Sadece birazcık süreç istiyor bizim için. Orada başlayacağım. Şu an sadece 3 hafta gibi bir eğitim verme sürecim oldu. O yüzden daha tam öğrencilerimle ve yeni açılmış okulumuzla tam böyle birleşemedik henüz duygu açısından ve gerçekten benimsemek açısından. O yüzden başladığımızda sürekli değişik şeyler yaparak sürekli ileri doğru gitmek gibi bir amacım var. Tarzını değiştirmek gibi bir şey yok demeyeyim. Şöyle zamanla ister istemez tarzım değişebiliyor. Yani o an başka bir şey hoşuma gidiyor olabilir. O an yeni bir tarz keşfedilmişse ve yine bana yakınsa asla kendime yakın hissetmediğim farklı bir tarzı hiç şey yapmıyorum kendime. Şimdi küçük Emrah gibi dinliyorum burada. Böyle kaldım. Sen anlatıyorsun ya böyle düşünüyorum falan. O zamanları hatırladım falan. Ulan nerelere gittim falan oldum böyle. Sağ abi böyle ya. Seneler öncesine gittim böyle. İlk böyle işte warm-up'lardan falan bahsettim. Sonra bir şey söyleyeceğim. Ben bu warm-up'ları sonra yaşam. Neyse bunu bayramda tartışacağız. Türkiye'de kadın dansçı dendiği zaman gerçekten önde gelen isimlerde seni sayarlar diye yalan düşünüyorum. Bu bir yalan değil. Gidelim şu an bütün stüdyolara. Sayacaklarına eminim. İlk 4-5 içine net girer. Hatta ilk 2-3'ü zorlar yani. Hatta belki bir de bilmiyorum. Benim için bir ama. Benim için ama sadece bana bir şey. Halbuki daha nelerdi o en sonlarda. Bence öyle. Çünkü bunun sebebi de Az önce dedim bundan yarım saat geçti tabii. Az önce ama. Şöyle bir şey söyledim. Yetenekli olmak tamam okey çok önemli yani güzel bir şey. Ama çalışmak ondan daha önemli. Senin zaten yetenekli, yani buna elverişli olduğun belliydi öncesinden. O zamanları ben yaşadım tabii siz bilmezsiniz. Beraber büyüdük beraber. Tanrı Sıla'yı önce o büyüdü sonra ben büyüdüm.
O zamanlardan belliydi ki eski videolarını lütfen ismimi aradıkları için aşağıda çıkacak evde çekildiğim videolar. Onları silemiyoruz. Ama kalsın. Ben hiç utanmıyorum. Ben kendimi ikilerden utanıyorum. Bunu kaldırdım. Telif attım. Bunu kaldırdım. Yok, ben vallahi çok da gurur duyuyorum. Çocuk olmamı beğenmiyorum. Çocukluğumu pek sevmiyorum. Genelde yani çok salak olduğum için sevmiyorum. Ki bir şey değişmedi. İyi olsun size hala aynıyım. Hala salak. Ne diyecektim? Hazırlandım bir de bak. Şunu yaptım. Bekliyorum yani. Şunu, ne diyecek acaba? Şunu yaptım bak. Yuttum. Yuttum. Geri çıkaramadım onu. Dur. Yüzünde ya da vücudunda en beğendiğin gerçekten hani ben aynaya baktığımda direkt hani bana güzel gelen şey yatıyorum, sallıyorum. Gözün olabilir, kirpiklerin olabilir, burnun. Senin en çok hani ne hoşuna gidiyor? Burnun değil mi? Bir de benimkine bak. Padişah burnun olmasın zaten. 9 kilometre. Şuradan ben şunu anlamıyorum. Şuradan yakın alabilir miyim? Bütün yakın çekim alabilir miyiz? Toz Channel. En tek lazım yine. Şunu merak ediyorum. Mesela burnu böyle olan var, tamam mı? Herhangi birinden bahsediyorum. Burnunun şurasında milimetrik bir tümsek var ama gözükmüyor aslında. Ama benimki gözükmüyor. Hayır ya, bir dur. Böyle hemen burnum, mesela burnum azıcık şöyle. Burnumu yaptırmam lazım. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Bilmem ne. Yani o başka bir şey. O bambaşka bir şey. Bunu burada söyleyeyim. Yani burun bence yani abartmaya başladılar. Onu demeye çalışıyorum aslında. Evet, evet. Benim üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Hani okey belki daha da kötü olabilirdi. Ama ben genel ihtimalle en iyisini düşündüğüm için. Ben 6 yaşında mıydım? 7 yaşında mıydım? Anaokuluna gidiyordum. Yani 5 yaşındaydım. 5 yaşında ben trafik kazası geçirdim. Bayağı böyle araba bana koydu böyle. Ben suratımı şeye çarptım. Kaldırma çarptım. O zaman bu şarkı hemen girmedi. Öksür bir daha. Coronavirus. Can you feel? Tamam. 5 yaşında ben trafik kazası geçirdim. Şu an yakın aldım orayı. Belki orayı herkes görecek. 5 yaşında trafik kazası geçirdim. Hani eski fotoğraflara bakıyorum. Hani burnum tabii tam çıkmadığı için. Buradan yok zaten. Burası var sadece. O kazayı geçirmeseydi, benim burnum 4 yerden kırılmasaydı. Bir de çatlağı var. Unutmayayım. Böyle olmasa, şuradaki hani şu benim sinir olduğum kemik var ya. Belki o olmazdı diye bazen, her zaman değil, çok tribe giriyorum ben. Çünkü hani o küçük ihtimal var ya, hani ihtimal bile değil, hani o moralimi bozuyor benim. Hani tamam okey, daha kötü burunlar gördüm evet. Hani çok daha kötü burunlar var ama gene de o ihtimal benim çok moralimi bozuyor. Hani keşke hiçbir şey olmasaydı burnuma. Çünkü ne bileyim yani yüzümün başka hiçbir yerinin kötü olduğunu açıkçası hani düşünmüyorum. Şimdi sayıyormuş falan. Göz kirpikleri, kaşları falan hepsi kötü falan. Bitirmeni bekliyorum, konuşacağım. Şu an tam cümleyi bitirecek gibi oluyor. Çünkü hani yani burnum şimdi güzel mi? Değil. Öyle mi? Öyle. Ben İlk kaç defa dünyaya geldiysem ilk dünyaya geldim de diyecektim. Reenkarnasyon. Ah tamam kıldım. Çık sesi koyayım mı buraya? Dünyaya ben geldim. Geldi şu an buradayım. Dünyaya ben geldim. Şu an geldim. Şey dedi Mars'tan aktarmalı. Evet. Geldiğim zaman. Nerede kapıdan geldiğim zaman değil mi? Düşünün. Geldiğim zaman. Kendini şey düşündün mü? Hani abi şimdi hani bebek işte geldi. İşte benimle daha az ilgilenecekler. Hiç işte öyle bir şey falan yok. Benim kesin olmadı. Ve bu arada Efe ile en çok vakit geçiren evdeki bireylerden biri benim. Yani aslında bir yeri bundan hiç hoşnut değil. Bundan hiç hoşnut değil. Yani şu an ben de hiç hoşnut değil. Ne? Çok sıkıcıyım çünkü. Gayet.
Eğlencelisin, eğlencelisin diye. Daha güzel bir şeydi. O yüzden katlanıyordum. Şimdi ne bu? Tipa bak. Tamam, ben o zaman bebeklik fotoğraflarının 2-3 tane koydum şu taraflara bir yerlere. Oradan baksınlar ne kadar tatlı olduğunu. Bir de şimdi bakın. Hiç alakası yok. Bebekken kız mıyım, erkek miyim anlamıyorlarmış. Bir şey diyeyim mi? Bizim saçım bebekliğimiz o kadar ki çok benziyor ki. Bence çok benzemiyor. Bence çok benziyor. Hani bir şey diyeyim bak, ben geçen gün değil, geçen ay. O da geçen gün zaten. Hadi bakayım. Baktım abi, ikisini yan yana koydum. Aynı. Bir kere senin bebekliğin beyaz, ben doğduğumda simsiyah bir şeymişim, saçım yok. Bak beyaz, beyazım değil mi ben? Kaç, kilo mu? 3,5 kilo mu? Ne doğmuşum? 3,5 kilo doğmuşum. 4 kilo yani. 3,800 doğmuşum ben. Tamam, hayır ama ben sonradan da şiştim. Ben çok kilolu bir bebektim. Ben 2 yaşında yürümüşüm. Şimdi ben daha kiloluyum. İşte bak, onlar hep terse dönüyor. Zayıflamaya çalışıyorum şu an. Ben daha kilolu oldum yani. Ters orantı oldum. Ama hep öyle olur ki zaten. Bak mesela sen dedin ya, ben daha işte ten rengi daha siyah bir bebektim. Ben daha beyazmışım öyle. Şimdi bakın bir de, gel yaklaş kameraya. Buraya şey yapacaklar. Caps yapacağım buraya. Caps mi kaldı be? Sene kaç oldu? 2020 hala. 2020 caps. 2021 hatta. Bu seneyi saymıyoruz. Ben yaşamadım bu seneyi. Bir şey diyeyim, Allah bir şey diyeyim, kesin bu sene benim yüzümden böyle oluyor. Niye? Bu seneye başlamadan önce 2019'da. Keşke bir şey olsa da. Keşke bir şey olsa da bizi. Çin'den dilemiştim ya. Keşke bir şey olsa da sürekli evde olsaydı. Keşke Çin'den yarasın sene kral. Hepimiz böyle bir görsek dünyada. Bir arkadaşımla, şu an o kim olduğunu biliyor, ismini vermeyeceğim. Ona şunu söyledim ben. 2020 sanki çok güzel geçecekmiş gibime geliyor dedim. Bunu söyleyen sanki sadece sensin. Hayır, herkes ondan demiyorum. Kimsel paylaşıyor. Yok, 2019'dan çıkıyorum 2020. Hayır, yaptılar. Sonra şey var, bir tane adam var her sene bağırarak giriyor. Bir şey diyeyim, ben her yıl başında onun videosunu bekliyorum. Var ya, ben de o kadar da komik değil. İlk yaptığımda komik, tamam. Çünkü ilk yaptığım böyle bitti. Bir şey söyleyecektim, unutma. Çok böyle bir şey, beklentili bir giriş yaptım. Beklentili bir giriş mi? Bu kadar beklentili küçük yaratıyorum. Bu kadar bir yerde yaratıyorum. Çok merak ettiğim bir soru var. Bu gerçekten. Peki neden cümleye her başlamadan önce şunu evet. Arkadaşlar yani 100 yılda bir Starbucks'tan bardak almışım, dokunmak istiyorum. Hayır, cümleye başlamadan önce bunu yapmak zorunda mısın? Ben buraları keseceğim işte. Sen şu an bak, insanları uyandırıyorsun. Tamam. Bir sanatçıyla sahneye çıktığın zaman hangi yıl olarak ve kaçıncı senendi? İlk Ansta. Sene. İlk senemde. İlk senemde Murat Arkadaş'la çalışmaya başladım. Murat Arkadaş'la. Kaçtı? Peki ne kadar süre çalıştınız? 3 sene. 3 sene mi çalıştınız? Tabii. Ama nasıl dansçı? Ama nasıl dansçı? Lan inanamazsın. Öyle bir dansçı ki. Öyle bir dansçı. Öyle yani. Şimdi çok... Bak gene elim buna gitti. Dedim. Şunu kaldır şuradan ya. Ben bir soru sorabilir miyim? Evet, Reji'den bir soru geldi. Soru başı 1 lira. Ama dur, bunu bırakacağım ama. Aklını tutabilirsem tamam. O zaman benim aklımda, o sorsun. Tamam. Sor. Ben soracağım. Tamam. Evet. Kestik soru. Sahnede hiç kaza yaşadın mı? Yaşadım. Sahnede çok fazla kaza yaşadım. Bir tane kalabalık Murat Dalkış'la çalışırken. Kalabalıklık ve kostümlerden ben sorumluydum. Ve şöyle düşünün, 10 tane dansçının her şarkıda farklı kostümü vardı. Ya da bu en az böyle bir 5000 ayrı parçalı bir kostüm değildi yani. 10 tane şarkı olsa, 10 tane dansçı, 10 şarkıya ayrı kostüm, aksesuarları, bilmem neleri yani... Toplam parça olarak toplam mı? Toplam olarak yani. Ha, okay. Yani abartıyorum şu an sayıyı. Tabii ki 5000 falan değil de. 5000 tane hani, yapıldığınızı bakacağım. Hayır, hazırlıyorsun. Şöyle düşünün. 10 tane şarkı bile değil. 15 tane falan şarkı düşünün. Her birinin işte bandanası, küpesi, yani kızların küpesi bilmem nesi, işte erkeklerin yelekleri, ceketleri, işte şapka,
ne bileyim eldiven, işte lastik, mastik, o kadar çok aksesuar vardı ki, çok fazla kostüm vardı yani. Hepsini tek başıma, ben herkesinkini ayrı ayrı isimli olarak hunçluyordum. Daha sonra kostümleri hazırladım. Bir tane şarkının kostümünü de kukla, belki Murat Dalkaç'ın sahnesini izleyen biri izliyordu şu an mesela. Leyla şarkısında kukla konseptinde bir koreografi vardı. Ve onda da bileklerimize ve ayak bileklerimize bağlı lastikler vardı. Onda bir poşetin içinde bir sürü, tabii 10 kişi olduğunuzu düşünün. 10 kişinin lastiği çiftler çıktı, iki tane. Sayınca doğru çıktı ama bir tanesini herhalde yani o taşıma şeyinde yaparken muhtemelen bir tanesini eksik almışım. Tabii doğal olarak ben hepsini aldığımı düşündüm. Yani 10 kişi isek herkes teker teker aldı, bana kalmadı. Ben de meğer bir tanesini yani ya düşürdüm ya almayı unuttum. Sahneye lastiksiz çıktım. Biraz özürlü gibi gözüküyor. Herkese lastik var. Yapınca bir şeye benziyor. Ben yapınca böyle hani hem de sakını tutunmaya çalışıyorum falan. Onu yaşamıştım. Sonra yine Murat Dalkılıç'ın o Harbiye konseriydi. Bir başka Harbiye konserinde de açılışta maskeyle çıkacağız sahneye. Şarkının başında bir intro var ve 30 Ağustos'taki sahneye çıkmamız lazım ama şöyle, introyu bekliyoruz. Intronun ilk 2 sekizinde falan, yanlış hatırlamıyorsam, bekliyorduk. İkinci sekizin, yani üçüncü sekizin ilk başında, işte ilk 4 sayısında yavaş yavaş sahneye çıkmaya başlıyoruz ve üçüncü sekizin sonunda muhtemelen koreografi başlıyor. İletişim problemleri vardı yani ekipte. Bize sahne başlamış. Biz müzik biraz böyle uzaktan geliyor ama yani tam anlamadık. Biz de soundcheck falan sanıyoruz. Yani son bir kontrol falan yapılıyor sanıyoruz doğal olarak. Bir baktık ki bu bizim çıkacağımız şarkı biri ekipte bize haber veren. Koşarak geldi, dedi ki sahne başladı, hadi sahneye. Şimdi biz de hazır bekliyorduk. Yani tam da hazır beklemiyorduk aslında. Normalde son çıkmadan maskeyi kafamıza yerleştirip indirip gideceğiz normalde. Tabii maskeler kafamıza geçirilmiş şekilde de beklemedik. Şarkı başlamış, biz maskeleri kafamıza geçirdik. Eğer fotoğrafı bulursam, hikayemde falan paylaşırım. Şu an hemen bulup koymamız biraz zor ama benim maskemin altında, yani içinde çorap var. Bütün vücudumuz kaplayan bir kostüm giyiyorum. O da o kostümün kafa kısmında da boynumuzun gözükmemesi lazım. Ben maskeyi geçirmişim ama boynum komple açık kalmış. Çorap böyle katlanmış kalmış burada. Kimi yanlış takmış, yan takmış. falan gibi şeyler, ufak tefek şeyler yedim ama öyle çok... Ha, bir tane daha var yine, o da aynı Harbiye şeyi. O şarkının içinde bu arada. Zaten maskeleri takmayla uğraşırken ve müziğin başladığını fark etmediğimiz için, artı bize haber vermedikleri için sahneye geç çıktık. Neyse toparlıyoruz, kimse anlamadı. Çünkü bir oda gibi bir, sahnenin içinde oda gibi bir yer var. Önünde de perde var. Açılış şarkısının belli bir yerinde o perde inecek ve dansçıların bir kısmı, önde asıl sahne var, asıl ana sahneye atlayış yapacaklar ve hem görsel olarak şaşırtıcı bir olay olacak, hem de sahnenin ilk başlangıcını bu şekilde yapacağız. Nasıl çok fazla yapıldı, 30 saniye içerisinde o perde aşağı iniyor. Hı-hı. Ve sonra işte erkek dansçılar, kızlar bir koridor oluşturuyor. Koridor olarak erkekler arka taraftan öne doğru üstümüzden atlıyorlar. Sanıyorum. Tam timinginde perde inmedi. İnmeye de başlamadı. Ben de hissettim, yanından atlayacak iki dansçı arkadaşım bacaklarını tuttum. İleriye atlamamalarının sinyalini verdim ama normalde bunun için anlaşmadık. O an doğaçlama gelişti ve muhtemelen anladılar. Çünkü atladılar ama bizim Allah'tan bir adım boşluk bırakmıştık. Perdenin olduğu tarafın bir adım gerisine atladılar. Koreografiye devam ettik, daha sonra perde indi ve doğaçlama bir şekilde sahneye giriş yaptık. Toparladınız ama yani. Toparladık, aynen. Durumu toparlama diye olaylarımız da var bizim. Sadece hani hatırladığım, gerçekten ciddi olarak problem yaşadığım, kaza yaşadığım bunlar var. Onun haricinde öyle çok bir şeyim yok. Genelde çok bir şey yok. Bazen sahneden düşen oluyor, kafasını yaralıyor, bacağında o önden kolonlar var, ona vuran oluyor. Tabii ne? Hani neden şey bazen yanlışlıkla kendine yumruk atan var böyle yanımdakine. Tabii var var. Çok rastladım yani o ülke şeyleri izlerken falan. Show must go on arkadaşlar. Sahnede ne olursa olsun show devam ediyor, o yüzden. Aynen öyle. O anki adrenalinden ve herhangi bir şeyden hissetmiyor oluyorsun sahnede. En eğlendiğim klip hangisi oldu bugüne dek? En eğlendiğim klip. Direkt tek bir cümleyle söyle. Tamam, yok, hatırlamaya çalışıyorum hangisi oldu. Ben sana senin için söyleyeceğim çıkabilir. En eğlendiğim Janti. Aslında yok, iki tane oldu. Biri yüzük klibi. Olsan Koç. Buradan onlara selam olsun.
müzik klibi. Ben Kat Bey Sanyan'ın. Bir de Simge Sağ'ın sahnede değil ama klipte çok ciddi bir kasar yaşamıştım. Kavga sahnesi vardı. Simge Sağ'ın klibinde çok eğlendim. Çünkü dört farklı dönemi anlatıyordu klip. İşte Kızılderililer, 2050 yılı, yani ileriki dönem, kovboy dönemi, bir Ortaşa. De Ortaşa mı? Bilmiyorum artık ya, yani kovboy, yok Oğuz vardı zaten. Keşke bir de normal, bir de böyle 80'ler, böyle 70'ler, 80'ler konsepti olan dört dönemi yansıtıyordu. İşte hepsi çekildi, bir tane de böyle kovboy sahnesi var. Şey, filmlerde görmüşsünüzdür illa, böyle bir kavga başlar, her yer bir anda karışır ya, herkes birbiriyle kavga etmeye başlar. Yani biri başlatır kavgayı. Dansçı arkadaşlarımızla böyle 6-7 kişi falandık ekipçe. Ama de kavga sahnesi oluyor. Kavga sahnesinin bir bölümünde ben bir kız arkadaşımla kavga ediyorum sözde, yalandan. Bir yerde ben arkam dönük bir şekilde bir yerde duruyorum, biriyle ilgileniyorum. Kavga ettiğim diğer kız arkadaşım beni saçından tutup, yani planladığımız kavgada saçından tutup beni geriye çekiyor. Ama arkadaşımın da planlamadığı bir şey var. Normal, sen sandalyeyi çekmeyi unut. Birkaç kez tekrar alındı bu. Problem yoktu, hiç sıkıntı yaşamadık. Muhtemelen o sıralarda vardıysa arkamda bir şey, ya düzeltti ya da denk gelmedim. Neyse, sandalye varmış tam arkamda. O beni saçından çekince, geriye doğru tabii bütün bir gücümle kendimi bırakınca kafamı sandalyeye çarptım ve bu kadar, yani elimin yumruğu kadar kafamda şişlik vardı. Yani patlayabilirdi kafam ama ödem yaptı, yani şişti sadece. Yani arkadaşlar, o klipler kolay çekilmiyor. Gerçekten yani, öyle. Set ekibi komple, çekim bir anda durduruldu. İyi miyim diye bir kontrol edildi. Sonra buz verildi, kafama koydum falan. Bayağı bir bekledik. Sonra maalesef aynı şişlikle aynı kavga sahnelerini çekmeye devam ettik ve ben kafamı o şişlikle yere vurmaya devam ettim. Yani şöyle, üstümde debelendiğimiz anlar var mesela. O debelendiğimiz anlarda da hani kafamı ne kadar yere koymaya çalış, yani koymamaya çalışsam da ister istemez o kafamda şişlik yere değiyordu ve canım acıyordu. Evet. Böyle bir kaza yaşamıştım ama dediğim gibi en eğlendiğim iki klip, biri Oğuzhan Koç Yüzük, diğeri Simge Sağ'ın kamera klibi. İkisi. İnanılmaz keyifliydi. Bir klip yaklaşık, yanlış bilmiyorsam, 16 saat falan sürüyor. Fix 16 saat. 16 saat çıktığında mesai oluyor. Bazen yani. ikiye bölündüğü de oluyor. İki günde çekiliyor. Genelde reklamlar. Genelde büyük projeler oluyor. Genelde birkaç günde çekiliyor. Yani onun da bütçesi farklı oluyor zaten. Yani fazla sakalı indiriyorsun bu şekilde. Ama çok da iyi değil bütçeler arkadaşlar. Yani dansçı olmak istiyorsan bir kere daha düşünün. Şey demeyin, o bunlar ne para götürüyordur falan. Hiç öyle olmuyor. Türkiye'de öyle olmuyor ama eğer gerçekten dansçı olup, ama yani işiniz aslında şöyle zor. Türkiye'de dansçı olursanız çok iyi, yani hakkınızı verecek işler yaparsanız ve karşı tarafta gerçekten bununla hemfikir olup size illaki gerçekten kazanmak istediğiniz şeyi verecektir. Ama çok nadir oluyor bu durum. Evet. Türkiye'de zorluğunuz bu olur ama yurt dışına gidecek olursanız da zorluğu şu, Türkiye, yani yurt dışında çok 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 fazla iyi dansçı var. Yani hepsi birbirinden iyi, onların arasından sayılıp gerçekten iyi yerlere gelmek için buradakinden çok 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 daha fazla bir azim istiyor. Bilmem kaç katı. Ama orada çok iyi para kazanmışsın. Evet. Çünkü orada gerçekten dansçılar çok iyi para kazanıyorlar. Yani zaten orada hani dansı bu kadar severek yapmalarının nedeni de karşılığını alabiliyor olmaları diye düşünüyorum. Hani tabii ki burada da hepimiz çok severek yapıyoruz. Zaten çok biz de burada mesela hakkımızı alamadığımız bir iş olsun zaten yapmıyoruz. Yani zaten hakkını almak birazcık kişiye bağlı yani. Edilmiyor. Kendin belirliyorsun bunu. Aynen. Yani bir nevi kendi standartını, kendin çizgisini çekiyorsun. Onun üstü veya en düşük o oluyor. Şu an ben belirleyemediğim için YouTube'u biraz yoğunlaşıp AdSense'den paralar yatsın Google'dan. Şimdi buradan da bir şeyler paylaşacağım. Kanalım hani şu an sadece evde olduğum için bu şekilde bir video, ilk video olarak paylaşıyorum. Böyle çok uzun bir video oldu. Bunu kısaltıp yani maksimum yarım saat falan yapmayı düşünüyorum. Bir kaydım buna taşlandık falan demiş. Yani şu anda evde olduğumuz için böyle bir video çekiyoruz. Çünkü başka bir imkanımız yok. Bugün hani dışarı çıkayım dedim. Ben ilk başta dışarıda video çekmek aklıma geldi ama dışarıda gerçekten çekilemiyor ve hava zaten çok sıcaktı. Şu an sadece hani kısa bir süre belki evde hani birkaç tane video
paylaşmayı düşünüyorum. Ondan sonrasında zaten sürekli dışarıda olacak. Çünkü evde video çekmek bir süreden sonra herkesin canını sıkıyor. Serap bundan sesini kısın. İnsanların canını sıkılıyor. Evde video çekmek de bence biraz basite kaçmak oluyor. Sen de bence öyle düşünüyorsun. Yani evet. İşinin hakkını vermek gerekiyor eğer gerçekten yapmak istiyorsan. Bu yüzden yakında dışarıda daha eğlenceli, daha güzel videolar. Gerçi bu aslında birbirimizi tanıtmak için olan bir videoydu. Zaten iyi de tanıttığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum. Gayet tanıdık, uyuyoruz falan. O kadar uzun sürdü yani video. 2 saat falan sürdü. Biz sadece yarım saatini izleyebileceksin. Aşağıda şurada bir yeri zaten Instagram hesabımı şu an bıraktım. Şurada. Şu an her yere koydum böyle. Aşağıda linki var. Hiç o kadar Instagram'a girip yazmakla uğraşmayın. O zaten kaydırmalı atacak. Onun videosundan geliyorsunuz can ihtimal. Şu an kesin onun videosundan geldiğinizi biliyorum. Şimdi benim de 1500'deymişim. Bakayım gelecek Max. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü 1000 abone olmamız lazım. Ekseniz için para lazım. Şu an para bir yerden bulmamız lazım. Çok fazla para harcıyorum. Bir kıyafet aldım ama yakında onlar da bile gelir. Gelir yani. Bilemiyorum. Işte dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da o sorduğumuz sorularla ilgili ya da beğendiyseniz yazın. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın. Evden çıkmayın. Evde kalın olabildiğince. Maskesiz de dışarı çıkmayın. Zaten 20 yaş altı çıkan bir ihtimal kitlemiz olacağı için. Sağlıkla kalın. Hepinizi öpüyorum. Öpüyor musun herkesi? Görüşürüz. Öpüyor musun herkesi? Evet, ben korona var. Çok iyiydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.